Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, İsviçre'de yaşayan herkesi çok yakından ilgilendiren önemli bir gelişmeyi sizlerle paylaşacağım. Bunun yanı sıra yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza Türkiye'den büyük bir müjde vereceğim. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız bu yayınımızı sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde takip ediniz. Türkiye'de emekli maaşı almak isteyen, geleceğine hazırlık yapmak isteyen, gelecekte bir gün gelecek deyip doğru adımlar atan, geleceğe mutlak surette ben de hazırlanmalıyım diyenler, kaç yaşında olursanız olun, 30, 40, 50, 60 hiç fark etmez. Yurt dışında yaşıyorsanız bu yayınımızı onun için dikkatli bir şekilde takip edin. Uzun yıllardır yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın beklemiş olduğu bir haber vardı. Yurt dışı emekliliği ile ilgili olarak bu haber artık geldi. Siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız bu adımı atma zamanınız geldi. Artık siz de bu adımı çok rahat bir şekilde atabilirsiniz. İster çifte vatandaş olun, ister Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olun, mavi kartlı olun, pembe kartlı olun, hiç önemli değil. Yurt dışında yaşıyorsanız bu yayın sizin için. Değerli izleyicilerimiz, İsviçre'de federal hükümet çalışma hayatında kadınlara yönelik şiddet ve tacizleri önleme yasasını onayladı. Bakalım detaylar neler? Federal hükümet çalışma dünyasında şiddet ve tacizin ortadan kaldırılmasına ilişkin 2019 Uluslararası Çalışma Örgütü ILO tarafından 190 sayılı sözleşmesine onayı verdi. Yasa, iş dünyasında uluslararası kabul görmüş ilk şiddet ve taciz tanımını içeriyor. Hükümet sözleşmeyi onaylayarak İsviçre'de herkesin şiddet ve tacizden uzak çalışma hakkına saygı duyma, onu teşvik etme ve gerçeğe dönüştürme ihtiyacını yeniden teyit ettiğini vurguladı. Sözleşme, onurlu çalışmaya yönelik daha tutarlı ve birleşik bir küresel taahhüt için çerçeve koşulları oluşturulduğuna dair işarette bulunuldu. Uluslararası Çalışma Örgütü ya da diğer adı ILO olan bu örgüt, ülkelerdeki çalışma yasalarında ve bu alana ilişkin uygulamalarda standartları geliştirmek ve ileriye götürmek gibi bir amaçla kurulan örgüt, Cenevre'de merkezi bulunuyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz bakın. Dünyada kadın olmak zor iş. Bana göre kadınlar hayata 2-0 geride başlıyor. Özellikle de geri kalmış toplumlarda kadın olmak daha da zor. Onlar hayata 5-0 başlıyor. Toplumda, sosyal hayatta maalesef pek çok ülkede kadınlar bilerek ve isteyerek geri planda bırakıldılar. Oysa ki kadınlar bana soracak olursanız erkeklerin de önünde olmalıdır. Kadın demek, ana demek. Daha başka bir şey söylemeye gerek var mı? Bak anne demek. Anne. Bu kadar. Bak başka hiçbir şey anlatmaya gerek yok. Annenizi düşünün. Hayatınızdaki önemini düşünün. Kafanızdan bir geçirin bakalım. Anne ne demek? İşte kadın anne demek. Kadın kız kardeşi demek. Ama gerek çalışma hayatında, gerek sosyal hayatta kadınların karşılaşmış oldukları muameleler, sorunlar bitmiyor. Erkeklerin bir kısmı fiziksel üstünlüklerinden dolayı kadınları hakir görürler, şiddet uygularlar, yapmadıklarını bırakmazlar arkadaşlar. Bunun değişmesi için İsviçre'de alınan bu karar çok çok önemli. İş hayatında birçok sorun yaşarlar. Mobbinge uğrarlar. Bakın, gelişmiş toplumlarda, ülkelerde bile kadınlar aynı işi yapmalarına rağmen erkeklerden daha düşük maaş alırlar. Açıklandı bu. Almanya'da da böyle, İsviçre'de de böyle. Gelişmiş diğer ülkelerde de aynı arkadaşlar. Maalesef böyle bir tablo var. Trafikte başına gelmeyen kalmaz. Otobüste, yolda, okulda, her yerde kadın olmak zor iş kardeşim. Gelişmiş ülkelerde bu oran biraz daha az ama geri kalmış ülkelerde daha da zor. Yani onun için kadınlar hayata 2-0, bazı ülkelerde de 5-0 geride başlar. Şimdi anlatacaklarım özellikle kadınları çok yakından ilgilendiriyor. Videonun başında ne dedim? Türkiye'de büyük bir müjde var. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili, onların emekli maaşına giden yolda ilk adımlarını atmaları ile ilgili. Onun için şimdi anlatacaklarım, beyler de tabii ki, beyefendiler de tabii ki dikkatli dinlesin, onlarla ilgili de
Ama kadınların daha çok yararlanmasını istiyorum. Sözü fazla uzatmadan konuyu anlatacağım. Kısaca bir hatırlatmada bulunayım. Bizi dünyanın pek çok noktasından vatandaşlarımız izliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden Avustralya'ya kadar. Norveç'ten Güney Afrika'ya kadar. Dünyanın her noktasından. Sizden bir ricam var. Daha fazla insana ulaşabilmemiz için, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sesinin daha çok gür çıkması için bu videoyu beğenmenizi ve kanalımıza da mutlaka abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Sadece videonun altındaki abone ol tuşuna basıyorsunuz. Bu kadar, başka bir şey yok. Şimdi gelelim büyük müjdeye. Hemen sözü fazla uzatmadan anlatmaya başlıyorum. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, benim de bir emekli maaşım olsun diyorsanız, şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Kıymetli izleyicilerimiz, 2019 yılında yurt dışı emekliliği ile ilgili bir yasa çıktı. Bu yasadan sonra vatandaşlarımızın çoğu kulaktan dolma bilgiler nedeniyle Türkiye'de ben nasıl olsa artık emekli olamayacağım, yüksek paralar ödemem gerekiyor düşüncesiyle emeklilik defterini kapattı. Ben de geçtiğimiz günlerde İstanbul'da, Türkiye'de sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey şunu söyledi. Özgür Bey, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın özellikle içinde bulundukları bu sıkıntılı ekonomik dönemde Türkiye'deki emekli maaşını alma isteği arttı. Ancak vatandaş Ali'den, Veli'den, eşinden, dostundan, arkadaşından, iş arkadaşından duydukları nedeniyle çok para ödeyecekmişim dediği için emeklilik defterini açamıyor. Biz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza bu emeklilik defterini nasıl açabiliriz? Vatandaşımız Türkiye'de nasıl emekli olabilir? Kendisinin bana söylediği. Bakın, konuyla ilgili röportaj da bu videonun altında. Linki var, tıklarsanız izlersiniz. 3500 euro ödeyerek emekli olan da var. 5000 ödeyerek emekli olan da var. 10.000, 15.000, 20, 30, 40.000 euro ödeyerek emekli olan da var. Ama vatandaş hangi kategoride olduğunu bilmiyor. Yani kaç para ödeyeceğini bilmiyor. Kaç para maaş alacağını bilmiyor. Ne zaman emekli olacağını bilmiyor. Türkiye'ye gittiği zaman sağlıktan, doktordan nasıl yararlanacağını bilmiyor. Bunların hiçbirini bilmeden Ali'den, Veli'den duyduklarında tamam diyor, ben artık emekli olamam. Arkadaşlar, önce durumunuzu öğreneceksiniz. Siz hangi kategoridesiniz? Çifte vatandaşlar, mavi kartı, pembe kartı olanlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar, dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın. Yaşamış olduğunuz ülkede ister geçmişte bir çalışmışlığınız olsun, ister olmasın. Çocuğu olan hanımefendiler, çocuğu olmayan da hanımefendiler. Beyler, Türkiye'de geçmişte ister sigorta girişiniz olsun, isterse hiç olmasın, sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Vatandaş bunu bilmeden, durumunu bilmeden emeklilik defterini kapatmış. Şimdi beni dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, şimdi daha da dikkatli dinleyin. Önce durumunuzun tespiti yapılacak. Yani basitçe biz size durumunuzun emeklilik röntgeniniz çekilecek. Bu röntgen çekildikten sonra sizin nasıl emekli olacağınız ortaya çıkacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınız ortaya çıkartılacak. Çocuğu olanlar, Türkiye'de askerlik yapanlar çok daha az para ödeyerek Türkiye'de emekli oluyor. Daha kolay oluyor. Şimdi kaç yaşında olursanız olun diyorum, bakın 30, 40, 50, 60 fark etmez. Önce durum tespiti yapılacak. Gençler şunu söyleyebilir. Ya benim 30 yaşındayım, 40 yaşındayım, emeklilikte ne işim var? Hayır. Asıl bu iş size lazım. Geleceğinizi planlayacaksınız. Emeklilik planlamanızı yaptıracaksınız. Nasıl emekli olacaksın? Ne yapman gerekiyor? Devlete kaç para ödeyerek yüksek emekli maaşı alabilirsin? Hem kendin için, hem eşin için, annenin için, baban için mutlak surette bu fırsattan yararlanacaksınız. Peki vatandaş soruyor, nasıl yapacağız? Ben Almanya'dayım, Fransa'dayım, Amerika'dayım, Kanada'dayım, Avustralya'dayım, İngiltere'deyim, Hollanda'dayım.
Şimdi yapacağınız şey çok basit. Bu sadece ve sadece Emekli TV izleyicilerine özel bir durum. Büyük bir fırsat. Sakın kaçırmayın. Şu anda ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. +90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattı. Şimdi hemen bu numarayı telefonunuza kaydediyorsunuz. Sonra WhatsApp'tan şunu yazıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Bu kadar. Hemen şimdi WhatsApp'ın başında arkadaşlarımız var, size cevap verecekler. Bakın. Vatandaşlarımızın geçmişte ben 3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödeyerek mağdur edildiğini, emeklilik parasını devlete ödemesi gereken paraları sözde bazı sosyal güvenlik uzmanlarına ödeyip mağdur edildiklerini, dolandırıldıklarını çok çok iyi biliyorum. Artık bu dönem kapandı. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı hiç kimse dolandıramayacak ve mağdur edemeyecek. Özgür Bey'e ben şunu söyledim. Bak dedim Özgür Bey, vatandaşın mağduriyeti ortada. Artık Avrupa ya da diğer yerlerde eskisi kadar rahat değil. Ekonomi gerçekten iyiye gitmiyor. Çok cüzi bir rakama vatandaşa danışmanlık hizmeti vereceksin. Ve vatandaşın tüm emeklilik işlemlerini de sen yapacaksın. Yani SGK'ya, SSK'ya sen başvuracaksın. Bütün formları dolduracaksın, dilekçeleri yazacaksın. Tüm müracaatları yapacaksın. Vatandaşa emekli maaşını bağlatacaksın. Bunun için de ek hiçbir ücret almayacaksın. Bu iş için sadece emek hakkı olarak sadece 120 euro ödeyeceksiniz. Sadece 120 euro. Başka hiçbir ücret yok. Dünyanın neresinde olursanız olun. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Amerika, Kanada, Avustralya. Nerede olursanız olun. Suudi Arabistan'dan tutun Katar'a kadar. Nerede bir vatandaşımız varsa, yurt dışında yaşıyorsa bu fırsattan sadece 120 euroya yararlanacak. Özellikle bakın hanımlar bundan yararlansın. Bugün Türkiye'ye gidiyorum desen en az 1000 euroya mal olur. Gideceksin, uçak parası vereceksin. Orada birilerine para vereceksin. Onu da bırak. Türkiye'de bir akrabanı bile 120 euroya SSK'ya gönderemezsin. Gitse ne yapacak? Ne biliyor ki? İşi uzmanından öğreneceksin, işi uzmanına yaptıracaksın. Emeklilik hayatta bir sefer olan bir şey. Yanlış bir müracaat yaparsan, yanlış bir form yaparsan, yanlış bir borçlanma yaparsan alacağın para yükseliyor, maaşın da düşüyor. İşte biz bu mağduriyetleri artık ortadan kaldırıyoruz. Bitti. Şimdi siz sadece 120 euroya arkadaşlar, yani evden çıkalım sabahleyin, cebimize 120 euro koyalım, akşam döndüğümüzde cebimize 5 kuruş para kalmaz. Siz geleceğinizi planlıyorsunuz, geleceğinize yatırım yapıyorsunuz. Hanımlar dedim, hanımlara bir ayrıcalık daha var. Eğer hanımlar eşleriyle beraber danışmanlık alırsa, yani kocasıyla beraber danışmanlık alırsa %50 indirim hakkı var. Yani karı koca birlikte danışmanlık alırsa 240 euro ödemeyecek, sadece ve sadece 180 euro ödeyecek. Hanımlara Emekli TV'nin bir jesti bu. %50 indirim hakları var. Kocalarıyla beraber danışmanlığı alırsa, tek başına alırsa 120 euro ödeyecek. Şimdi bu fırsat bir daha gelmeyecek. Çok kısa bir süre için geçerli. Bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Ali bunu demiş, yok Veli bunu demiş, oraya gitmişim, yok bilmem ne demiş, paranızı kaptırmayın. 3-4 bin euro danışmanlık ücreti alıyorlar. Milletin de işini doğru düzgün yapmıyorlar. Ya yarı yolda bırakıyorlar, ya sonradan ek paralar istiyorlar, ya da işi yanlış yapıyorlar. Vatandaşı yüksek paralara borçlandırıyorlar. Vatandaş da çok düşük emekli maaşı alıyor. Artık bu dönem bitti. Emeklilikle ilgili, sosyal güvenlikle ilgili ne konu olursa olsun aşağıdaki telefon numarasını şimdi telefonunuza kaydediyorsunuz. WhatsApp'tan şimdi düşünecek bir şey yok. Hemen yazıyorsunuz. Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan arkadaşlarımız size hemen bir hesap numarası atacaklar. 120 euroyu ödeyeceksiniz ve Özgür Bey'le bir randevu oluşturulacak.
Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim ben yurt dışındayım. Şimdi siz nerede olursanız olun. Size bir randevu verilecek ve bu randevu günü ve saatinde Özgür Bey ile cep telefonunuzdan ya da iPad'inizden görüntülü bir şekilde canlı olarak yüz yüze konuşacaksınız. Özgür Bey size bazı sorular soracak, bilgilerinizi alacak, tüm bilgilerinizi ve sizinle ilgili özel bir çalışma yapacak. Yani sizin röntgeninizi çekecek. Emeklilik röntgeninizi. Daha sonra sizin nasıl devlete en düşük parayı ödeyerek en yüksek maaşı alabileceğinizin formüllerini çıkartacak ve siz tamam ben emekli olmak istiyorum dediğinizde sizinle ilgili tüm müracaatları yapacak. Sizin Türkiye'ye gitmenize falan gerek yok. Bu müracaatları yaptıktan sonra arkadaşlar sizin yaşamış olduğunuz ülkedeki evinize, posta adresinize, Almanya'daysa Almanya hangi ülkedeyseniz Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir mektup gelecek. Denilecek ki işte Ali Bey, Fatma Hanım sizin müracaatınız alınmıştır. 3 ay içerisinde şu kadar parayı eğer öderseniz emekliliğe hak kazanacaksınız denilecek. Siz bu emeklilik parasını da size Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelen mektupta yazan devletin, SSK'nın, SGK'nın kendi hesap numarasına devlet bankalarına ödeyeceksiniz. Yani Özgür Bey'in sadece 120 eurosunu Özgür Bey'in hesabına geri kalan sizin evinize mektup geldikten sonraki kısmı ise devlete ödeyeceksiniz. Hiçbir mağduriyet yaşanmaması için, kafalarda soru işareti olmaması için bakın bu kadar detaylı anlatıyorum. Bu fırsat bir daha gelmeyecek. Türkiye'ye gittiğiniz zaman bankaya hesabınıza paralarınız yatmış olacak. Maaşınızı her gittiğinizde tıkır 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 çekeceksiniz. Şimdi birileri şunu söylüyor. Diyor ki ya Türkiye'de emekli maaşı yüksek değil. Hangi ülkede yüksek? Almanya'da emekli maaşı yüksek mi? Fransa'da yüksek mi? Hollanda'da yüksek mi? Hangi ülkede yüksek? Geleceğin ne olduğu belli değil. Hiç kimse, bakın değerli izleyicilerimiz, gelecekle ilgili ya işte benim başıma bir iş gelmez, işte benim bu paraya ihtiyacım olmaz demez. Özellikle hanımefendiler hayatlarını kocalarına adarlar, çocuklarına adarlar. Yıllar geçer, geriye dönüp baktıklarında elde avuçta hiçbir şey yok, emekli maaşı yok, elde avuçta 5 kuruş para yok. Şimdi özellikle hanımların ben bundan yararlanmasını istiyorum. Çünkü hanımlar hep geri planda bırakıldı bizim toplumumuzda. Şimdi önce hanımların ben başvurmasını rica ediyorum. Sadece 120 euro. Tabii ki bakın, karı koca birlikte bu fırsattan yararlanın. Eğer tek kişi başvuracaksa bana soracak olursanız öncelik hanımların. Kusura bakmayın beyler. Şimdi karı koca birlikte 180 euro ödüyor. Tek kişi başvurursa 120 euro ödüyor. Yani bugün kalkıp Türkiye'ye gidiyorum desen bu işi yaptıramazsın. Bak sakın ola ki birileri şunu söylemesin. Ya bedava olsun falan, böyle bir şey yok. Bedava olur mu kardeşim? Sen birisi için günlerce çalışıp birisi için gidip SGK'ya başvurularda bulunacaksın falan. Niye? Ben bunu tekrar tekrar anlatıyorum. Kapı kapı dolaşmayın. Dolandırılmayın. Bakın ben görüyorum. Özellikle Avrupa'ya yayın yapan bazı televizyon kanallarında bazı hokkabazlar var. Vatandaşı kandırıyorlar. 3-4 bin euro danışmanlık ücreti alıyorlar. Bu paraları ödemeyin kardeşim. Dolandırılmayın. Artık yapacağınız tek bir şey var. Aşağıdaki telefon numarasını telefonunuza kaydediyorsunuz. WhatsApp'tan hemen şimdi yazıyorsunuz. Emeklilik danışmanlığı istiyorum. Artık kapı kapı dolaşmak yok. Bitti. Bu kadar basit. Düşünecek bir şey yok. Neyi düşüneceksin arkadaş? Tamamı 120 euro. Kendinle ilgili, eşinle ilgili, annen babanla ilgili ya da çocuklarınızla ilgili bu adımı atın. Gelecek de bir gün gelecek. Aslında siz geleceğe hazırlık yapıyorsunuz. Gençler bakın. Sakın ola ki emeklilikle işim olmaz diyerek bu işi kenara atmayın. Asıl size lazım. Geleceğinizi şimdiden planlayın. Emeklilikle ilgili emeklilik planlamanızı çıkarttırın. Emeklilik haritanızı çıkarttırın. Hepsini Özgür Bey yapacak sizin için. Eşiniz için, kendiniz için, anneniz, babanız için mutlaka bundan istifade ediniz. Benden size söylemesi, sonra bana demeyin ki ya Fatih Bey biz fırsatı kaçırdık. İşte fiyat yükselmiş demeyin. Kısa bir süre için geçerli. 120 euroya danışmanlık zaten yok. Siz de benden iyi biliyorsunuz. Bugüne kadar
değerli izleyicilerimiz, bizlere güvenerek adım atan, danışmanlık alan, emekli maaşı bağlanan pek çok izleyicimiz var. Hepsine teşekkür ediyorum. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Hala danışmanlık alan çok sayıda vatandaşımız var. Onların da işlemleri başladı. Emeklilik müracaatları yapıldı. Onlar da yakında emekli maaşlarına kavuşacaklar. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Bu fırsat bir daha ayağınıza gelmez. Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta böyle bir hizmet alacaksın oturduğun yerden. Her şeyin en doğrusunu öğreneceksin. Devlete en az miktarda parayı ödeyip en yüksek emekli maaşını alacaksın. Daha ne olsun? Evet, değerli izleyicilerimiz, tekrar ediyorum. +90 546 102 41 42 numaralı telefonu hemen şimdi düşünmeye gerek yok. Şimdi danışmanlık almak istiyorum diye yazıyorsunuz ve emekli maaşına giden yolda ilk adım atıyorsunuz. Şimdiden herkese hayırlı uğurlu olsun. Evet kıymetli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.